Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videomu izlediğiniz için şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Sizlere paramedik ve ATT mesleğinin gelişimi, hangi kanunlara dayanarak mesleğin icra edildiğini, görev, yetki ve sorumluluklarının neler olduğunu anlatacağım. Ülkemizde paramedik eğitimi Kanada modeli örnek alınarak ilk kez 1993 yılında 9 Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı ile başlamıştır. 1995 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bu mezunlar üniversite hastanesi acil servislerinde, özel hastane ve ambulanslarda çalışmışlardır. Yeni gelişen bir meslek grubu olduğu için ve Sağlık Bakanlığı tarafından tanınmamaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışamadılar. İlk defa 2004 yılında 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarına atamaları yapıldı. Ve ilk görevleri ise ambulans sürücülüğü oldu. Günümüzde üniversitelerdeki eğitim sonunda ilk ve acil yardım teknikeri, ambulans ve acil bakım teknikeri olarak mezun olmaktadırlar. Yaklaşık 140 üniversitede birinci ve ikinci öğretim programı olarak eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Paramedikler resmi olarak ilk defa 2005 yılında acil tıp teknisyeni ve teknikerlerine yönelik kanun düzeyinde düzenleme ile tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanuna yapılan ek madde ile düzenlenmiştir. Bu maddede acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak ve Sağlık Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmenliğinde belirtilmek kaydıyla acil tıp teknikerleri ile acil tıp teknisyenleri hastaya müdahale edebilir. Bu hususta lazım gelen iş ve işlemleri yapabilirler. Hastane öncesi acil tıbbi yardım veren personel özel tip kıyafet giyer ifadesi yer almıştır. 22 Mayıs 2014 tarihli ve 29.007 sayılı resmi gazetede yayınlanan sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmelik ek 1B kapsamında paramedik ve ATT'lerin iş ve görev tanımları belirtilmiştir. 15 Mart 2007'de çıkartılan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmenliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmenliğin 6. maddesinde 112 acil sağlık hizmetlerinin icra edildiği istasyonlar sınıflandırılmıştır. Paramedikler bu belirlenen istasyon tipleri içerisinde hekim bulunmayan yani A2 tipi ambulanslarda ekip sorumlusu olarak çalışmaya başlamışlardır. Ambulans ve acil bakım teknikerleri paramediklerin acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalma kaydıyla tıbbi görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. Ambulans ve acil bakım teknikerleri temel eğitim programları ve diğer zorunlu eğitim programlarına uygun olarak yani zorunlu eğitim programlarında alması gerekir. Peki bu programlar nelerdir? Bunları size biraz açmak istiyorum. Acil sağlık hizmetleri, hastanın değerlendirilmesi, temel yaşam desteği ve otomatik eksternal defibrilatör kullanımı, göğüs ağrılı hastaya yaklaşım, solunum sıkıntısı olan hastaya yaklaşım, nörolojik acillere yaklaşım, obstetrik acillere yaklaşım, diyabetik acillere yaklaşım, zehirlenmelerde acil yaklaşım, sıcak ve soğuk acillere yaklaşım, yanıklarda acil yaklaşım, hastane öncesi kullanılan acil ilaçlar ve sıvı uygulamaları, travmalı hastaya yaklaşım, ambulans ekipmanları, kullanımı ve bakımı, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, ileri hava yolu, EKG, kardiyak aritmilerde acil yaklaşım, eğitim programlarını bilmesi gerekir. Bunun haricinde mesleğinde icra etmesi gereken görevleri şunlardır. İntravenöz girişim yapmak. Hastaneye ulaşıncaya kadar kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak.
oksijen uygulaması yapmak, endotrakeal entubasyon uygulaması yapmak, kardiyopulmoner resitasyon ve defibrilasyon kullanmak, travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak, uygun taşıma tekniklerini bilmek, monitorizasyon ve defibrilasyon uygulamak, kırık çıkıp ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak, yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak, acil doğum durumlarında doğum eylemlerine yardımcı olmak. Yani burada biraz farklı olan göre doğumlarda da paramedik ve ADT'lere doğum yaptırma yetkileri vardır. Ve doğuma yardımcı olma görevleri vardır. Acil tıp teknisyenleri, birlikte çalıştığı hekim veya paramediğin talimatı ve onayı ile az önce saydığım eğitim programlarına uygun olarak intravenöz girişim yapmak, oksijen uygulaması yapmak, endotrakeal entubasyon uygulaması yapmak, uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak, kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak, yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak, temel yaşam desteği protokollerine uymak, temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatör kullanmak, travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak. Bunlar paramedik ve ATT'lerin görevleridir. Ambulans ve acil bakım teknikerleri, paramedik ile acil tıp teknisyenleri ATT çalışma usul ve esaslarına dair tebliğin 4. maddesinin 1B bendinde paramedikler bu yetkilerini sadece hastane öncesi alanda görev yapan hekimsiz ambulanslar veya acil sağlık araçları ile görev yaparken temel eğitim programlarını tamamladıktan sonra yetkilerini uygulayabilirler. Bu yetkilerini ambulans ve sağlık araçları dışında hekimin yazılı veya sözlü talimatı ve onayı olmadan kullanamazlar ifadesi yer almıştır. Yani buradan şunu anlayabiliriz ki ya bir tıbbi uygulama ve girişim yapılacaksa hekimin onayı olması gerekir. Hekimin onayı aldıktan sonra bu işlemleri yapmak gerekir. Ancak bazı durumlarda paramedikler hekimin onayı olmadan, yani hekime danışmadan ilaç uygulama yetkileri vardır. Onları da birazdan sizlere anlatacağım. Acil ilaç kullanılması gereken durumlarda istenen ilaçların kullanım basamakları tıbbi danışmanın onayı ile paramedikler tarafından uygulanabilir. Hastanın hayati tehlikesinin bulunması, ulaşım süresinin uzaması, bölgesel ve çevresel zorluklar, ulaşım aracından, ambulanstan kaynaklanan sorunlar. Yani bazen vakalara giderken, yani elde olmayan imkansızlıklar sebebiyle, mekanik arızalar sebebiyle ambulansımızda bazı sorunlar meydana gelebilir. Yani bu durumlarda paramedikler yetkilerini kullanabilir. Çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu büyük kaza, afetlerin olması hallerinde ilaç kullanım uygulanır. Kardiyopulmoner resitasyon ve defibrilasyon uygulaması esnasında acil ilaç kullanım basamakların uygulanması aranmaz. Yani şöyle ki, yani bir vakaya karşılaştık yanımızda veya vakaya çağrıya gittiğimiz zaman hasta, yaralı, arrest olmuş ve burada kardiyopulmoner resitasyon basamaklarını uygulamamız gerekir. Yani burada tıbbi uygulama ve müdahale yaparken hekimin onayı, hekimin olması beklenmez. Burada paramedikler sorumlulukları tamamen ellerine alarak bu işlem basamaklarını gerçekleştirirler. Bu durumda paramedik yaptığı değerlendirme ve hastanın muayenesi sonucunda gerekli gördüğü takdirde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Ve gecikmeksizin tıbbi danışmanın bilgi ve onayı olmadan bu işlem ve basamaklarına başlar.
Yani az önce de bahsettiğim gibi önemli acil durumlarda paramedikler hiçbir danışmana gerek kalmadan bu müdahaleyi yaparlar. Paramedik ve ATT arasında da tek yetki farkı da burada kaynaklanmaktadır. Bu durumlarda, böyle acil durumlarda ATT'lerin yetkisi yokken paramediklere bu ilgili kanun gereğince bu yetki verilmiştir. Tüm paramedik ve ATT'lere selam olsun. Videomu dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bundan sonra sizden gelen geri dönüşümler neticesinde hemşire meslek grubunun görev tanımı, sağlık memuru arkadaşlarımızın görev tanımı, laboratuvar teknisyenlerinin, teknikerlerinin görev tanımı. Ya bu konularda değinmek istiyorum. Yani bu konular gerçekten çok önemli. Çünkü sahaya çıktığımız zaman ne yapmalıyız, ne etmeliyiz? Yani görevimiz nedir? Görev tanımımız nedir? Yani ne yaparsak yarın öbür gün bir hukuki problem olduğu zaman bizim görev tanımımız nedir? Yani Allah kimsenin başına vermesin ama bir hukuki bir problem, bir sıkıntı olduğu zaman karşımıza ilk çıkacak şey tamamen yasa ve yönetmenlikler. Yani ne kadar yasa ve yönetmenlikleri çerçevesinde bağlı olursak yani o kadar görevimizi de başarılı oluruz ve hiçbir sorunla da karşılaşmayız. Herkese meslek hayatında başarılar diliyorum. Kalın sağlıcakla.